sevgili izleyiciler, Türk Dev Televizyonu'nda Türk dünyasında sanayi ve ticaretin perspektiflerini konuşmak için Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden birbirinden değerli iş adamlarını konuk ediyoruz bugün programımızda. Türk dünyasında ticaretin durumu nedir, sanayinin durumu nedir? Bize en iyi anlatacak değerli iş adamlarımızdır. Bu konuda sırayla başlayalım. Teşekkür ediyorum. Herkese merhaba. Antalya Türk Bir Dev Başkanı Serdar Yılmaz. Ben eğitim kökenli insanım, akademisyenim. İş adamlarına ön ayak olmak adına özellikle Antalya'da biz Türk Bir Dev Antalya temsilcisi olarak katıldık. Antalya'daki iş adamlarına biz Türk Cumhuriyetlerindeki iş adamlarıyla ortak bir paydada buluşturmak, bir araya getirmek ve bu sorunları irdelemek adına bir oluşum içerisindeyiz. Bu kapsamda daha yeni kendimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Antalya'da özellikle bir uluslararası bir iş platformu oluşturalım, bir fuar oluşturalım. İş adamlarıyla Türk Bir Dev kanalıyla buluşturmak gibi bir vizyonumuz var. Böyle bir çalışmamız olacak. Bu konuda özellikle o bölgede, Akdeniz bölgesinde iş ve yatırım yapmak isteyen iş adamlarını, Türk kardeşlerimizi Antalya'ya bekliyoruz. Türk Bir Dev kanalıyla bize ulaşabilirler. Biz de gerekli çalışmaları yapmak için burada söz verdik. Bu yolda canhıraç çalışacağız. Ben Edirne'den bir iş adamıyım. Avrupa Birliği'ne yakın olan ve iş yerim gereği olan yakın bir iş yerim var. Özbekistan'da iş yapıyorum. Özbekistan'da ticaret yapıyorum. Mal üretiyorum. Ben üreticiyim. Üretici bir firmayım. Mal üretiyorum. Ben yağ fabrikaları, gıda sektöründe çalışıyorum. Yağ fabrikaları, un fabrikaları, yem fabrikaları üreten, anahtar teslim, projeler yapan bir firmayız biz. Onları yapıp Özbekistan'a satıyoruz. Şu anda Kazakistan'a bir proje var. Ona projeye çalışıyoruz. Ben mesela yani Arap Birliği için Türk Birliği istemem. Varsaydılar, mesele yani atıyorum Libya. Olmazdı. İçimizde Libya olabilecek bir Türk birliğini istemiyorum ben. Afrika Birliği de yani yine aynı şeyi götürelim yani. İçinde mesela yani Bokaso vardı merkezde Afrika Cumhuriyeti'nde. Hepsi normal buna yaklaşıyordu. Yahut Amerika Birliği Teşkilatları orada da Arjantin'de Falkland Adaları'yla ilgili sorunlar yarandı. Hangileri kalktı ne yaptılar? Tek yani kıyaslanması mümkün, kabul edebileceğim bir Türk Birliği ise yani bu teşkilatların, şu anki mevcut teşkilatlardan bu Avrupa Birliği olabilir. Sadece Avrupa Birliği'ne kıyaslayabiliriz. İsteğimizi diyorum yani. Arzu adamımızı. Ve bu neden olmuyor? Avrupa Birliği, Avrupa elitasının stratejik maraklarını, isteklerini anladığı için yapabildiler bunu. Türk dünyasının önde gelenlerinin devleti demiyorum, devlet bir tarafa koyalım. Devlet kendi başına bir şey değil. Devleti insanlar yönetiyor. Halk kimleri yetiştiriyorsa onlar yönetiyor. Bu devletlerimizin içerisinde hangisi, ne kadarı, kaç prosenti bu stratejik interesler, marakları içinde derk edebiliyor. Bunu yaşayabiliyorlar. En büyük sorunumuz uzağı göremememiz, vizyonumuzun, 100 yıllık bir vizyonumuzun olmaması. Eğer oradaki insanlarımız anlamış olsaydılar ki Özbekistan'da yaşayan insanın refahıyla, iyi hayatıyla, senin iyi hayatın arasında sık bağlar var. Kırgız insanının iyi yaşaması, Türkiye'deki Türk'ün de iyi yaşamasına vesile olacak. O zaman öyle bir alttan bir baskı ortaya çıkardı ki sonunda bizim siyasilerimiz de halkımız bunu istiyor, bunun arkasında gidelim diyerdiler. Hiç de sıfırda değiliz. Sıfırdan biraz da yüksek değiliz. Türk soyumuz var, Türk pağımız var, parlamentler arası asamblemiz var vesaire. Yani soran olursa hiç de boşuna çalışmıyoruz, öyle değil mi? Türk devlet başkanları bir şurası mı var, neyse böyle bir teşkilatımız da var. Sıfırda değil. Ama içeriği boş olan şeylerden konuşuyoruz. Aynen şu anki durum Arap Devletler Birliği Ligası gibi bir şey. Yani. Ama biz bunun Avrupa Ligası olmasını, Avrupa Birliği olmasını istiyoruz.
Yani Türk Birliği'ni o şekilde görmek istiyor. En azından. Bu ama en azıdır. Sadece bununla yetinensi insanlar değiliz. Türklerin gerçekten bir dam altında, bir ev içinde olmalarını arzuluyoruz. Her bir Türk'ün, her hansı bir Türk Cumhuriyeti'nde kendi evinde, kendi memleketinde, kendi devletinde olmasını duyması, hissetmesi, yaşaması lazım. Peki neyimiz eksik? Tartışalım bugün bunu. Tartışalım bunu tabii ki. Bizim birlik, beraberliğimiz eksik. Bir araya gelemiyoruz. Birbirimize yardımcı olamıyoruz. Avrupalılar öyle değil. Avrupa'da yaşayanlar herkes birbirini destekleyebiliyor. Ama biz Türk birlikleri olarak birbirimizi destekleyemiyoruz. Birbirimize karşılıklı dış ticaret işleri yapamıyoruz, alışveriş yapamıyoruz veya yapmamız gereken fabrikalar, sanayi tesisleri, sanayi kuruluşlarını gerçekleştiremiyoruz. Veya Avrupa Birliği daha çok buna yatkın oluyor, onlar daha fazla iş yapma imkanı sağlıyor. Bu sorunların devletler arasında çözüme getirilmesini gerekiyor. Eğer getirildiği halde bunları da hep birlikte biz Türk devletleri olarak çok iyi yerlere geleceğimizi, dünyada bir lider olacağımıza inanıyorum. 5 milyonluk Türk insanımız var Kırgızistan'da. Ya kardeşim Türkiye'de otomatikmen yaşama hakkı, çalışma hakkı izni verilse çok mu zorumuza gider? Çok mu kötü olur? Çok mu engel olur? Bunu yapmadan adamlar da zaten kaliteli adamlar, bilgili adamlar yani Kırgızistan'da çok yüksek kaliteli öğretim var yani. Onlar ne, Türk ekonomisine ne boyutta katkıda bulunabilirler? Türklük ekonomisine, sadece Türkiye ekonomisine değil, Türklük ekonomisine ne kadar katkıda bulunabilirler? Diğerlerini de aynı şeyleri yapalım. Yapılacak bizi kendimizi tanımasıdır. Ve en büyük sorunumuz odur. Biz kendimizi tanımıyoruz. Bizim derdimiz Avrupa'ya Türklüğü tanıtmaktır. Ya ne Türklüğü tanıtacaksın? Onlar zaten bizi biliyorlar. Bilmeseydiler onlar 50 yıl Avrupa'nın kapısında bizi bekleter miydiler? Onlar biliyorlar ki biz oraya gelmiş olsak orası bizim olacak. Oranın sıfırdan giden insanlar orada bir iş sahibi, yer sahibi, aş sahibi oldular. Bir de gel bunların imkanlarını kullan da o zaman hepsi bizim olacak. Buna şans veriyorlar mı? Vermiyorlar. Ve niçin yapamıyoruz? Niçin milyonlarla 4 milyon Türk orada olsun, parlamento, Almanya parlamentosundan Ermeni soykırımı kararı çıksın, birisi de kalkıp hayır oyu vermesin. Niçin? Kendimizle çalışmıyoruz kardeş. Özümüzle çalışmıyoruz. Biz birbirimizi kendimizi bilmiyoruz. Bunları isimlendirdiğimde mümkün olmayacak diye bir şey demiyoruz. Eğer tedavi bir hasta varsa, o tedavi görmesi gerekirse, onun diagnozunun doğru koyulması lazım. Yani kafası ağrıyorsa, tırnağını tedavi etmeyeceğim. Gerçek hastalığı neyse onu gör, ondan sonra tedavi alıp yola çıkacağız. Bu konunun aslında Türklerin kendi arasında bir sorun olduğu görüşü çok yanlış. Bizim Türkler olarak kendi aramızda hiçbir sorunumuz yok. Bizim tüm kardeşlerimiz hep birlikte biz bir araya otururuz. Ortadaki pastayı yeriz veya orta pasta yoksa yokluğumuzda oturur sohbet ederiz. Hiç önemli değil işin bu kısmı. Ancak bu işlerin devletler arasında yapılacak bir anlaşmayla perçinlenmesi gerekiyor. Ben bugün Türkiye'den kalkıp Azerbaycan'a gittiğimde orada Azerbaycanlı gibi muamele görmüyorsam bunun nedeni Azerbaycan hükümetidir. Yine aynı şekilde İbrahim Bey'in Azerbaycan'dan kalkıp buraya geldiğinde burada bir Türk vatandaşı gibi muamele görmüyorsa bunun nedeni de Türk hükümetidir. Yani burada politik olaylar var aslında biraz da. Tabii ki devletleri kuran milletlerdir. Ben çok özür dilerim size bir lafınıza bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Büyük şeyler bir gün içinde olmuyor. Bir anda olmuyor. Devletler tarihinde 25 yıl ne ki? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Biz hala kendi gelenek, göreneklerini, devlet geleneklerini ortaya çıkaramamışızdır. Yeni yeni yaranıyor her şeyde. Ve birdenbire anında bu devletten kalk da sen bir maraton yürüyüşü yapacaksın. Çocuk halen Belek'te yani Beşik'te ya. Valla başka memleketlerle bir örnek geliyor. Yani Kırgızistan kardeşlerimizin dedim ya. Bu memleket içeri gidersin hepsinin yüzünde bir güneş yanıyor. Kırgızistan'da. Kardeşlerimizin üretebileceği hiç neyi yok. Toprakların %80'i dağ. Ne üreteceksin onu?
%95. %95'i dağlardan var. Ama neleri var? Dünyada su ihtiyatına göre, rezervine göre dünyada bir. Onlara hidroelektrik santraller kurması lazım ki onu Çin'e satsınlar, Pakistan'a satsınlar, Afganistan'a satsınlar, o kardeşlerimiz de ayakta dursunlar. Bize de iyi olsun, onlara da iyi olsun. Bunu kim edecek? Çok mu zor bunu yapılması? 5 milyonluk Kırgız kardeşimize 5 kuruş harcamayın. Orada bir tane hidroelektrik santrali inşa edin. Parasını geri alın. Sizin olsun parası. Yap işte devlet yapın diyor. Mesele yani. Zor mu bu iş? Değil. Ne kadar Türk'ümüzü ayağa tok kaldırırsın? Ne kadar Türk'ümüz seninle bir olur o zaman? Ona göre yani onlardan beklen, tabii ki hakkımız, herkesten bekliyoruz. Senden de bekliyorum, bu çocuklardan da bekliyorum. Hakkım mı yani? Benimsinse sen en azından yüzünde gülüşü beklemek benim hakkım. Bir de Serkan Bey, sizin de eklemek istediğiniz sözleriniz tabii var. Ben de diyebilirim. Türk Birliği'nin öncelikle bize bu imkanı veren Sefer Bey'e teşekkür ediyorum. Bu gelenek bugün ya da dünün ya da yakın tarihimizin değil bu ihtiyaç. Bin yıllık bir hayal Türk Birliği aslında. Geçmişten bugüne gelen ama maalesef kurulamayan. Nitekim kurulması için ön ayak olacak kişilerin maalesef olmaması. Yani bugün bir tane milletvekilimiz ya da siyasi ya da buna benzer daha akademisyen veya birisinin çıkıp ulusal medyada ya da yerel medyada ya da buna benzer kaynaklarda, kitaplarda bunları insanlarımıza ya da Türkiye'de olan insanlarımıza anlatması, aşılaması. Yani bunun eksikliği var. Eğer biz bunu sağlayabilirsek, biraz daha sesimizi duyurabilirsek bunun olabileceğini inananlardanım ben de. Biz de elimizden ne geliyorsa bunun için yapmaya hazırız. Teşekkür ederim. Alep, evet, siz bu soruya nasıl bakıyorsunuz? Soru güzel, biz niye yapamıyoruz bunu? Almanya örnek vereyim. 5 sene Almanya yaşadım mesela. Adamlar sistem oturtmuş. Cumhurbaşkanı geldi, seçildi. Kansler, Sancholesi geldi, gitti. O hiç etki yapmıyor. Devletin çalışan bir sistemi var. Adam sabah saat 9'da iş yerine bulunması gerekiyorsa adam her şeyi bırakıp orada bulunuyor. Böyle bir çalışma disiplini var. Dolayısıyla bizim devletlerimizde, Türkiye'miz dahil, yani yeni Türk devletimizde bir devlet geleneği, bir sistem çalışan sistemi yok. Ama bugün bir parti gidiyor, hemen başka bir sistem. Bir parti gidiyor, başkası gidiyor. Yani şahısa bağlı her şey. Şahıs gidiyor, o gidiyor. Ama o geldi, ben gideceğim. Dolayısıyla iki tane eksiğimiz var şu an. Bir sistem, bir de biraz çalışkan olmamız. Aa diyoruz, İş adamsınız, iş adamlarla bakıyorum artık güzel. Ya benim işte bu seneki cirom bu kadar olsun, yeter, yatayım. Yok, daha güzel mi yapalım, daha büyütelim, daha hizmet, insanlarımıza hizmet götürelim. Biz ekonomik ve siyasi şeyimiz oluyoruz. Bu iki ayağı hayata geçirdiğimiz zaman hem güç oluruz, hem birlik oluruz. İnsana bir şey ekmek götürebiliyorsan, ne yapan insan sana sadık olur. Dolayısıyla esas yapmamız ekonomi ve ortak dış politika, sanayi, savunma. Şu anda o iki ayağı hayata geçirmemiz lazım. Ya son zamanlarda Türkiye'miz verdiği oynanan oyunları gördünüz. Türkiye NATO müttefik olmasına rağmen, Amerika ile çok stratejik ortalığa giren kapı olmasına rağmen ne tür oyunlar oynanıyor? Hükümet için konuşmuyorum. Devlet ya. Devlet seçilmiş hükümeti var, cumhurbaşkanı var. A olsun, B olsun, fark etmez. Sen devletin şeyiyle taşlarla oynamaya kalkıyorsun. Düşünün bu şu andaki son 2016'nın son yarısından 2017 hala devam ediyor. Bir ekonomik vurguyu yapalım. Üstesleştirelim yani engelleyelim şeklinde. Birlik olup da 7 devletin beraber arkasında, Türkiye'nin arkasında 7 devletin olduğunu düşünün. 7 devlet birlik olsaydı şu andaki Herkük'teki olur muydu? Olmazdı. Biz insanlar normal noktada çalışıyoruz. Birlik olamazsa hepimiz başına gelir. Yani Türkiye'nin başına. Ötesi gün gelir Türkmenistan'ın başına. Bunlar bulurlar. Batı emperyalizmini birbirimize düşürebilecek konuyu rahat bulurlar. İşi niye çıkardılar?
belli ortada. Baktılar adam bir şey yapamıyor, Suriye'si. Şia Mesih'e bir de bir şey çıkarayım ortaya. Çıkardılar, 6 senedir Suriye'de kaç bin insan öldü, verdiler silahı, paraları. Ondan sonra artık çıkıyor Amerika, diyor ki Esad bizim gitme önceliğimiz değil. Yani Esad kalabilir. Savaş bitsin. 6 senedir neye uğraştınız? Dolayısıyla bu oyunlar dedik, beraberliğimiz olmadıkça bize de gelir. Biz de böyle can kayıpları veririz, biz de yıkılırız, ekonomik olarak batarız. Dolayısıyla da vakit kaybetmeden kentlenmemiz lazım, birleşmemiz lazım. İş adamları, lütfen gidip Avrupa'ya gideceğinize atlayın, şöyle uçakla gidin. Kazak, Irgız, Özbek, ham madde, yeraltı zenginliği. Türkmenistan'da en basit örneği veriyor. Türkmenistan doğal olarak insanlar, halka bedava. Alıyor onu Gazprom. 50 dolarda metre, 1000 metre kübünü boru hatlarıyla götürüyor, satıyor Avrupa'ya 250 dolarda. Niye biz bu 7 devlet birleşik de şuradan bir boru çekmeyelim de hem Türkmenistan kazansın, hem Türkiye kazansın de boru hatlarıyla bununla gidiyor. Neden bunu biz kendimize? Yani iş adamları olarak, diğer akademisyenler olarak, gönüldaşlar olarak insanlarımıza götürelim, insanlarımızı birleştirelim. Uyandıralım. Bak kardeşim, böyle imkan var. En önemlisi o. Bunu yapalım. Sefer Bey, siz Türkiye'de doğup büyüdünüz, genç yaşınızda Amerika'ya gittiniz, hem üniversite okudunuz, hem üniversite okurken orada bir iş kurdunuz. Başarılı bir iş adamı oldunuz. Sonra Türkiye'ye döndükten sonra Özbekistanlı bir kadınla aile kurdunuz. Yani hem Batı'yı hem Doğu'yu da görmüş oldunuz, harmanladınız ve şu anda Türkiye'desiniz. Şu anda bulunduğunuz konum itibariyle görüşünüzü genel olarak almak istiyoruz. Her şey, ama her şey dünyada ortaya çıkışı şöyle oluyor. Birisi bir gerek duyuyor, ihtiyaç duyuyor ve onun onu yapabileceğine inanıyor. Dolayısıyla burada hepimizin yanıtlaması gereken tek iki tane soru var. Gerekli mi, gerçekleştirilebilir mi? Hepsi o kadar. Eğer Türk birliğini, birliğine ihtiyaç varsa, buna gerek duyuyorsak muhakkak ki bunu yapmak için birileri çalışacaktır ve başaracaktır. Kırgızistan o kadar yer altı ve yer üstü zenginlikleri var ki. Batı orada. Değil mi? Dağlarını kazıyorlar altın için. Evet. Biz yokuz. Biz yokuz. Türkmenistan yine aynı. Yer altı, bütün devletleri. Özbekistan da aynı. Evet. Bütün... Eski Sovyetlerin %60 altın ihtiyatları, rezervleri. Özbekistan'dan zarafşanlığını almıyor. Veya şu anda mesela... Dünyada üçüncü durumda pamuk üretici konusunda. Onun da borsasıyla pamuk satıyor. Veya şu anda mesela geçen de ben Alman bir araştırmacıyla tanıştım. Kırgızistan'ı araştırıyorum dedim. Neyi araştırıyorsunuz dedim? Su kaynaklarını. Sadece su kaynaklarını ele alacak olsanız o kadar zenginlik ki bugün Orta Doğu'da olan birçok sorunun kaynağı birçok kişiye göre sudur. Yok çünkü. Dolayısıyla bizde o kadar çok zenginlik var ki bizim sadece bunu görebilmemiz ve bunu işletebilmek için çalışmamız gerekiyor. Şimdi bir şeyi kaybetmekten korkmamak lazım. Ölümü göze almayan kişi kahraman olamaz. Kaybetmeyi göze alamayan iş adamı zengin olamaz. Dolayısıyla öncelikle ille de kar yapacağım, yapmazsam bu piyasaya girmem düşüncesini bırakmak lazım. Burada bir gereklilik var. Dolayısıyla bizde de imkanlar varsa biz bu piyasaya girmemiz gerekiyor. Kaybetmek pahasına olursa olsun girmek gerekiyor. Öncelikle bunu anlamak lazım. Diğer bir şey de insanlarımızın iyi taraflarına bakmak lazım. Herkes de, yani dünyanın neresine giderseniz gidin, bir insanı ele aldığınız zaman o insanın beğenmediğiniz tarafları da vardır ama çok sevdiğiniz tarafları da vardır. Biz Türk milleti olarak birbirimizi seveceğimiz taraflarına bakalım. Çünkü seveceğimiz, sevebileceğimiz o kadar yönlerimiz var ki
Tanımak çok güzel, çok doğru ve tanıdıkça zaten bir merhaba dedikten sonra o güzellik akıyor. Aynen. Aşık oluyorsunuz. Biz bunu bu şekilde bakarsak birbirimize, muhakkak birbirimizle olmak isteyeceğiz. Evet, Özbekistanlı bir bayanla evliyim. Neden? Çünkü o kadar güzellik var ki orada. Özümüzde olan her şey orada hala saklı. Mutluluk oralarda. Biz mutluluğu, insanlar olarak hep mutluluk arıyoruz. Mutluluk oralarda. Kendi özümüzde. Bunu görebiliriz. Ve Türk bir dev olarak da biz bunu göstermeye çalışıyoruz. Aslında güzellikler bizde, zenginlik de bizde. Ve beraber olmak gerekliliği ortada. Aksi takdirde evet, Kerkük de kaybedilecektir. Güney Azerbaycan da kaybedilecektir. Maalesef Türkiye'nin güneydoğusu da kaybedilecektir. Çünkü buralar bazı devletler tarafından alınmak istenmektedir. Onların işine yaramaktadır. Buralar sahipsizdir. Sahipsiz toprakları birileri alır. Birileri o topraklara sahip çıkar. Bu doğanın gereğidir. Ya sahip çıkacaksınız veyahut da sahip çıkacaklar. Aynen. Bu kadar basit. Ve biz bunu yapabiliriz. Gerçekten Atatürk'ün dediği gibi Türk insanı zekidir. Türk insanı çalışkandır. Türk insanının karakteri yüksektir. Böyleyse ki böyle olduğu için biz sıfır noktasından buraya gelmişiz. Evet, Avrupa devletlerinin birçoğuyla rekabet edebilecek düzeydeyiz Türkiye olarak. Bir de birleştiğimiz zaman 7 devlet olarak birleştiğimiz zaman Avrupa devletleriyle değil, dünyadaki devletlerle rekabet edebilecek düzeye gelmiş olacağız. Bunun için Türk Birliği kurulmalıdır, gereklidir ve gerçekleştirilebilir. Mutlaka. İnanıyoruz, istiyoruz. Anadolu'dan Orta Asya'ya dağılan çeşitli Türk halkları mensupları olarak birbirimizi yeniden tanımaya, birbirimize farklı bakış açılarıyla bakmaya devam ediyoruz. Yeni bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.